Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Nostalji Oyunlar serisinde FM 2008'i oynuyorduk en son. Bugün 7. videomuzu çekiyoruz. Bugün sizinle transferleri değerlendirecektik. 18 tane kulübün yaptığı transferlere bakacağız. Kendi kulübümüz de dahil olmak üzere Galatasaray kariyerine başlamıştık. Şimdi önce Denizlispor, bu arada ligin 4 haftasını diğer videolarımda paylaşmıştım. Şimdi sadece transferlere bakacağız. Kulüpler hangi transferleri yapmış, hangi kulüp transfer sezonunda kar elde etmiş ya da zarar elde etmiş, kimler alınmış, kimler satılmış, onları değerlendireceğiz. Ligin en alt sırasında ilk 4 haftadan bahsediyorum. Denizlispor gözüküyor. Denizlispor'dan başlayacağım. Galatasaray yani bizim takımımıza kadar gideceğim. Şimdi Denizlispor'a tıklıyorum. Transferler geçmiş diyorum. Evet, Denizlispor toplamda 4 tane oyuncusunu göndermiş. Murat Karakoç Adanaspor'a satılmış 1K değerinde. 12K değer kazanmış. Adanaspor burada avantajlı bir transfer yapmış görünüyor. Cenk Gönen eski Beşiktaşlı ve bir dönem Galatasaray'da da oynadı günümüzde. Baktığımda Şırnakspor'a kiralanmış. Süleyman Görgün 1K'ya Araklıspor'a satılmış. Şu an 1K değerinde zaten. Ve Fatih Yiğen serbest transfer olarak gönderilmiş. Alanyaspor bu oyuncuyu kadrosuna katmış görüyorum. Aldığı oyunculara bakacak olursak, şimdi toplamda 2K'lık bir gelir elde edilmiş, yani 2000 Euro'luk. 250 bin Euro'luk da harcama yapılmış. Volkan Koçal oğlu. Büyükşehir Belediye'den, şimdiki Başakşehir Spor oluyor bu. 1K değerinde alınmış. Şu an 1K değerinde 2 maç oynamış. 2 maçta 6 puan almış. Salih Akkaya'ya bakıyoruz. Aydınspor'dan 8K'ya alınmış. 31 yaşındaki oyuncu 4 maça çıkmış. 4 maçta da oynamış. Ofansif orta saha forvet oynayabiliyor. Mevkilerine hemen bakalım. Şu an için ortalamanın altında 2 transfer. Evet, Rosenborg Berok diye bir takımdan bir oyuncu alınmış. Kaleci alınmış. 4 maçta 11 gol yemiş. Bu da nokta atışı bir transfer olmadığını gösteriyor kulübün. Halen 250K değerinde. Vedat Kaburtu Mardinspor'dan 1K'ya alınmış. Kaleci alınmış. Oynamamış maçlarda. İlhan Özbay diye bir futbolcu alınmış. 4 maça da çıkmış. 6.24 25 pardon puanıyla oynamış. Ve bu da dediğimiz gibi stabil bir transfer. Bunu bedavaya almış. Kayseri Erciyes'ten alınmış. Denizlispor'un transfer politikası bu şekildeydi. Aldıklarıyla verdikleri arasında ciddi bir açık yok. Çünkü bir de Denizlispor'un kadro değerine bakacağım. Kadro değeri 4.8, finansal durumu geçer. Evet, parayı kullanmaya çalışmış, elindeki parayı yalnız iyi değerlendirmiş. Ben hemen menajerine bakmak istiyorum. Antrenörü Güvenç Kurtarmış. Bakalım onlar da sezonda ne yapacaklar. Kasımpaşa'ya gidiyorum. Şimdi Kasımpaşa maddi durumu daha iyi olan bir kulüp. Şu an 17. sırada, muhtemelen transfer politikası yanlış olan bir kulüp. Personele bakıyorum. Menajeri Kadri Özcan diye bir menajer. Hemen tıklayacağım. Yani ortalamanın altında bir menajer, puanları var. Transferlerine bakalım. Kimleri almış, kimleri satmış. Toplamda 5 oyuncu satılmış. 1K değerinde bir değer alınmış. Yani 1K değerinde bir transfer geliri var. Ve 115 bin avroda para harcanmış. Hemen bakalım kimleri almış, kimleri satmış. Kani Çevik diye birini göndermiş. Halen serbest ve boşta, 25 yaşında. Gerçekten kötü bir oyuncu gözüküyor. Mustafa Marangoz'u Diskispor'a satmış. Hemen bakalım. Fena bir topçu değil aslında, Diski için iyi bir topçu. Bir de asist yapmış zaten ligde. 1K'ya onu göndermiş. Özgür Öçal'ı Sarıyer'e ücretsiz olarak göndermiş. Tolga Özgen kaleci Gebzespor'a gitmiş serbest olarak. Bir de Duranoğlu, Ruşen Duranoğlu. Bunu da bedavaya Ali Beyköy'e göndermiş ve 1K'lık bir gelir elde etmiş. Ekrem Köse'yi transfer etmiş. Kasımpaşa nereden etmiş, hemen ona da bakalım. Büyükşehir Belediye'den transfer etmiş. 30K değerinde bir kaleci almış. Yaşlı ve iyi bir kaleci değil aslında. Hasan Gültank. Hemen ona da bakalım.
Evet, 18K değerinde. Bunu da Afyonkarahisar'dan bedavaya almış. Ramazan Tuncu 16K'ya Ankaraspor'dan kadrosuna katmış. Defansın ortasına 4 maçta oynamış. Fena da oynamamış. Timur Yanyalı bedavaya serbest bir transfer. Bonservis elinde olan bir oyuncu. Yozgat Spor'da oynamış bir önceki sezon. Onu kadrosuna katmış. Ve Emre Güngör görüyorum. 100K'ya eski Galatasaraylı futbolcu. Gayet iyi bir transfer. Zaten 3 maçta 6.67 ile oynamış. Kasımpaşa transferde tabii kar elde edemeyen kulüplerimizden biri. Büyükşehir Belediyespor, şimdiki Başakşehirspor'a bakacağız. Kadrosu tabii günümüzdeki kadroyla çok farklı bir kadroya sahip ama o dönemin kadrosu olarak da baktığımızda gayet iyi oyunculara sahip bir takımdı. Şimdi önce menajerine bakalım. Abdullah Avcı var tabii her zamanki gibi. Transfer sezonunda neler yapmışlar hemen bir bakalım. 22K harcamışlar. 165K gelir elde etmişler. Çok iyi bir gelir onlar için. Rızvan Şahin'i göndermişler Fatih Karagümrük'e 1K'ya. Tayfun Seven'i satmışlar Erzincanspor'a. Volkan Koçaloğlu'yu Denizlispor'a göndermişler 1K'ya. Uğur Işılak'ı kiralık olarak İnegölspor'a kiralamışlar. Efe İnanç'ı Sivasspor'a satmışlar ki kadrosunun önemli oyuncularından biri Efe İnanç. Bizden Boğdan Stanku'yu kiralamışlar forveti. 4 maç oynamış bu arada Stanku. Bir golü var. Gayet iyi. Bizim için de iyi bir durum. Emre Karaman'ı almışlar stopere. Çok genç bir oyuncu ve iyi bir oyuncu gibi görünüyor. Normalde Emre Karaman'ı 16K'ya almışlar ama şu an 450K değerinde bir değeri var. Bir de Fedorov. Andrei Fedorov'u almışlar Rubin Kazan'dan. 36 yaşında biraz yaşlı bir oyuncu. Muhtemelen sadece bu sezon oynayacaktır. Gelecek sezon kadrosunu düşünmeyecektir Abdullah Avcı diye düşünüyorum. 22K'lık bir oyuncu alımı var. Normalde evet iyi bir transfer sezonu geçirmiş diye düşünebiliriz. 6.75 milyon euro kadro değeri var ve finansı şu an için ortalamanın altında. Bir diğer spor Ankaraspor'a geliyoruz. Bir diğer takımımız Süper Lig'de. Aykut Kocaman menajer. Çok enteresan. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü. Evet hiç transfer yapmamış ve bayağı bir oyuncu satmış Ankaraspor. Aydın Erhan'ı göndermiş. Halen boşta. Gayet yerinde bir karar olmuş. Ramazan Tuncu yollamış Kasımpaşa'ya. 12K, 16K değerinde bir satış olmuş. Murat Akyüz'ü bedavaya göndermiş. Kartal Spor almış onu. 250K'ya Tita'yı satmış Gaziantepspor'a. Hasan Vural'ı göndermiş. Şu an Bucaspor'da bedava. Bir de Senel Kamer. Senel herhalde doğru telaffuz ettim. O şekilde ediliyor. Bunu da şu an halen boşta bir oyuncu. Muhammed Hanifi yoldaşı Ankara Gücü'ne satmış. Gayet iyi bir paraya satmış ve Özer Hurmacı belki de geleceğin iyi oyuncularından biri olacak FM'de. 190K değerinde şu an. 190K'ya da zaten satmış. Toplamda 825K'lık bir gelir elde etmiş. Fena bir transfer politikası uygulamamış. Oyuncu almamış. Şu an 15. sıradalar. Kadro değeri 4.9 milyon euro gözüküyor ve finansı şu an ortalamanın altında. Bu kadar satışa rağmen finansını biraz düzeltmeye çalışmış öyle söyleyelim. Şimdi Trabzonspor'a bakacağız. İlk 4 haftada çok kötü bir futbol oynamadılar aslında ama sıralama olarak 15. 14. sıradalar kusura bakmayın. Şimdi ben buradan personelin menajerine bakacağım. Evet Ziya Doğan yönetiyor. Nasıl bir transfer politikası uygulamış Ziya Doğan? Tabii ki satın almaya yönelik bir transfer politikası uygulamışlar. Tayfun Cora'yı 190K'ya Kayserispor'a satmışlar. Gayet iyi bir para ama 23 yaşında defansın ortası olarak iyi bir oyuncu. Musa Büyük'ü 120K'ya satmışlar Manisa Spor'a. Gayet iyi bir oyuncu aslında ucuza gitmiş. Yusuf Kurtuluş'u Sebat'a göndermişler. Kiralık olarak 300K bir gelir elde etmişler. Mehmet Yıldız'ı 1 milyon 800 bin avroya almışlar. Şu an 1.700 değeri var. Bir maça çıkmış sadece. Acaba neden alındı bu kadar büyük bir paraya? Hani FM için şu an 1 milyon 800 özellikle ilk başlangıç için çok büyük bir para verilmiş. Hugo diye bir defans almışlar. Geleceğe yatırım gözüküyor. Gayet de iyi bir
özellik olarak baktığımda iyi bir topçu gibi gözüküyor ama oynadığı oyun olarak 3 maça çıkmış ve 6-33 biraz sönük kalmış. Muhtemelen tecrübesizliğinden dolayı. Hani kiralık olarak eğer vermiş olsaydı bu oyuncuyu belki daha iyi olabilirdi. Ha, bu adamı ben telaffuz edemeyeceğim. Bunu da kaça almışlar? 1 milyon euroya almışlar. Gayet iyi bir topçuya benziyor. Normalde 1 milyon 100 değeri var. Bunu da ben bu sene kiralardım yani Trabzonspor'un yerinde olsaydım. Ama bakalım bir maçta bir asisti var. 8 oynamış. Gayet de iyi oynamış. Trabzonspor toplamda 3 milyon 600 bin avro harcamış. 300 bin avro da gelir elde etmiş. Yani eksi de kapatmış transfer sezonunu. Transfer bilgilerinden sonra kadro değerlerine bakalım. 18,25 milyon euroluk bir kadro değeri var. Gayet iyi. Finans durumu da geçer. Zaten yaptığı transferlerden dolayı ortalamanın altında gözüküyor. Trabzonspor'u da bu şekilde bitiriyoruz. Manisa Spor'a baktığımızda Manisa Spor önce menajerine bakacağız. Giray Bulak var. Önemli bir menajer. Bakalım transfer sezonu nasıl geçirmiş Manisa Spor. İki oyuncusunu Sinan Özkan Göztepe'ye bedava olarak gitmiş. Genç bir oyuncu. Mehmet Akif Kengele bedava olarak Gebzespor'a göndermiş. Herhangi bir gelir elde etmemiş. Sadece maaştan belki bir kağıtlık bir maaş açmış olabilir burada. Hasancık Göksu. Göksu Hasancık diye birini almış. Manisa Spor 20 yaşında gayet geleceği olan bir kaleciye benziyor. Sadece fiziksel özellikleri ve zihinsel özellikleri düşük ama kaleci özellikleri gayet iyi. Ali Uyanık'a bakıyoruz. Altay Spor'dan alınmış. 35 yaşında gereksiz bir oyuncu diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar 3 maçta 7,33 puanla oynamış. Gayet iyi oynamış. Sezonun geneline bakacağız. Gabriel diye bir oyuncu alınmış Young Boys'tan. 32 yaşında yine yaşlı bir oyuncu ve güç özelliği çok kötü. Ofansif orta sahada oynamış. 4 maçta 6,75'te oynamış. Şenol Can'ı almışlar Antalya Spor'dan. 6 ile oynamış. 1 maça çıkmış şu an için Şenol Can. Değerine bakacağım. 40K halen aldığı fiyattan değerleniyor. Musa Büyük'ü almış. Musa Büyük iyi bir transfer yapmış. Gerçekten evet, ofansta veya defansta kullanılabilecek bir oyuncu. Özellikleri de çok iyi. 120K Trabzonspor çok ucuza satmış diye düşünüyorum. Toplam harcadığı para da 160 bin avro. Şimdi bilgilerine bakalım. 7,75 milyon euroluk bir kadro değeri mevcut. Finansı da ortalamanın altında gözüküyor. Manisa Spor'a da başarılar diliyoruz ligde. 12. sırada Gaziantep Spor var. O Gaziantep Spor'un önce menajerine bakacağız. Mesut Bakkal, tecrübeli bir menajer. Bakalım transfer sezonu nasıl geçirmiş. Fatih Şen'i göndermiş kiralık olarak. Başka bir oyuncu göndermemiş. Ondan da gelir elde etmemiş. Bizden de Dinçer Akdemir'i almış. 14K'ya henüz oynatmamış adamı. Geleceğe dönük bir oyuncu gibi gözüküyor. Tita'yı almış. Evet. Tita'yı zaten söylemiştik 250K'ya. Fenin Martin'i almış Teplice'den. 625K vermiş. Forvet ama iyi bir forvete benziyor. Ama oynatmıyor. Tabii yaşından dolayı aslında kiralasaymış. Belki iyi bir gelişim gösterebilirmiş. İlhan Ummak'a bakalım. 130K'ya alınmış. Gaziantep Spor. 4 maça çıkmış. 6,75'te oynamış. Gayet güzel oynamış. İyi oynamış. Şu 4 maç için konuşuyorum. Sivas Spor'dan almış ve toplamda 1 milyon euroluk bir harcama yapmışlar. Hemen kadro değerine bakalım. 6 nokta, şey, pardon özür dilerim. 9 nokta, 9,5 milyon euroluk bir kadro değeri var. Ve finansı da şu an ortalamanın altında gözüküyor. Gaziantep Spor. Çaykur Rizespor'a bakacak olursak Çaykur Rizespor menajerine bakıyorum. Saffet Susiç var. Tecrübeli bir menajer. Bosna Hersekli. Şimdi bakalım Serkan Şen'i göndermişler. İskenderun Demir Çelik kapmış onu. Görkem Görkü halen göndermişler ve alan yok. İzleyen var mı? Nazilli Belediye, Aksaray Spor zaten ikincilik oyuncusu gibi gözüküyor. Evet, Mark Klemi nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama Mark diye bir oyuncu alınmış. Hemen bakalım. 22 yaşında gayet iyi bir oyuncu. Keşke biz alsaymışmışız. İyi bir oyuncu. Bedavaya transfer edilmiş. Murat Özavcı diye bir oyuncu alınmış. Defansa takviyeler yapmış. Dardanel'den almış. 18K'ya. Daniel Stefuji nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. 1K'ya alınmış. Çok yaşlı, gereksiz. Aslında boş boşuna almış. Romain diye bir oyuncu alınmış.
Evet, bu da çok iyiymiş. Bedavaya almış. Gerçekten çok iyi serbest transferlerde çok iyi transferler yapmış. Saffi Samatyalı zaten önemli bir oyuncu. Önemli bir kariyeri var. Malatyaspor'dan alınmış. David Bunderia. Bunderia mı diye okunuyor. Evet, 35K değerinde 20 yaşında gideceği dönük bir oyuncu. Evet, burada da Milan Mutavzic. Bu da geleceği dönük bir oyuncu. Toplam 125K'lık bir harcama yapmışlar. Hemen kadro değerlerine bakalım. 4,6 milyon euro gözüküyor Çaykur Rizespor'un. Ve finansı da ortalamanın altında gözüküyor. Gayet. Ama iyi transferler, özellikle serbest aldığı oyuncular çok iyi oyuncular gibi gözüküyor. Gençler Birliği Ofteksspor'a bakalım. Bu da günümüzde olmayan bir takım ama önceden tabii Süper Lig'de oynayan bir kulüptü. Osman Özdemir menajeri, hemen bakalım nasıl bir transfer politikası izlemiş. Kadir Bekmezci'yi göndermiş. Şu an Kadir Bekmezci boşta. Şundan ben bir gözlemci raporu alacağım. Çünkü günümüzde iyi bir oyuncu. Belki gelişim sağlayabilir diye düşünüyorum. Kenan Yomralı Antalyaspor'a kiralanmış. Çağatay Tekin de Kastamonuspor'a kiralanmış. Toplamda bir gelir elde edilmemiş. Mehmet Kahriman diye bir oyuncu alınmış bedavaya. Fena değil. Gökmen Barış Gardenaspor'dan bedavaya alınmış. Semavi Uzun'u bedavaya yine almış. Stoper olması lazım. Sanırım defansın sağı, defansı ortası oynayabiliyor. Ümran Özbıyık diye bir futbolcu alınmış. Genelde serbest transferler yapmış. Ne harcamış ne de satmış gözüküyor. Şimdi finansal durumuna bakarsak 3,8 milyon euro gayet düşük bir tutar kadro değeri. Finansı da ortalamanın altında. Biraz sakin geçirmiş transfer sezonunu. Şimdi Sivasspor'u da Bülent Uygun var. Önemli bir menajer. Gerçekten Sivasspor'u o dönem şampiyonluğa taşıyan bir menajerdi. Neredeyse şampiyon oluyordu daha doğrusu. Mehmet Yıldız'ı 1 milyon 800 euroya satmış. Harun Algın'ı bedavaya göndermiş Adanaspor'a. İlhan Ummak'ı göndermiş 130K'ya. Akın Vardar'ı satmış Erzurumspor'a. Toplamda 1 milyon 900 bin euroluk bir gelir elde etmiş. Mehmet Düz'ü bizden satın almış 18K'ya. Hiç oynatmamış. Aydın Karabulut Beşiktaş'tan 1K'ya almış. Gayet iyi bir transfer. Nuri Çolak'ı bedavaya kapmış. Bedava olmasına rağmen şuradaki özelliklere baktığımda iyi bir transfer gibi gözüküyor. Dimitri'yi almış 425 bin Avro'ya Dinamo Moskova'dan Dimitri. Yani yaşlı bir oyuncu. Ben bu kadar parayı buna vermezdim açıkçası. Veli Kızılkaya'yı 90K'ya almış Kahramanmaraş'tan. Efe İnanç'ı satın almış. Önemli bir oyuncu onlar için. Yusuf Bayraktar'ı 28K'ya Kırıkkalespor'dan satın almış. Toplamda 725K harcamış. 1 milyon 200 bin euroluk yaklaşık bir gelir elde etmiş. Transfer sezonunda 4,2 milyon euroluk kadro değeri. Finansı da ortalamanın altında gözüküyor Sivasspor'da. Konyaspor'a gelecek olursa Konyaspor şimdi gitgide tabii hani kulüplere baktığımızda şu an 8. sırada Konyaspor. Buradan sonrası Avrupa'da oynayabilecek ya da şampiyonluk yarışına bizimle beraber katılabilecek kulüpler olarak bakıyorum ben bu sıralamadan sonraki takımlara. Nurullah Sağlam önemli bir menajer. Konyaspor'un menajeri. Hemen transfer sezonunu nasıl geçirmişler diye bakıyorum. Mustafa Eri Gençler Birliği'ne satmışlar. İyi bir oyuncu. Sedat Ağaçay'ı çok önemli bir oyuncu. Gençler Birliği'ne göndermişler. Toplamda 650 bin euroluk bir gelir elde etmişler. Elvis diye bir futbolcu 19 yaşında gerçekten iyi bir oyuncuya benziyor. İleride belki iyi bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Bir de Luis Martinez'i almışlar Sakaryaspor'dan kaleci. Gerçekten iyi bir kaleci, beğendiğim bir kaleci ama şu an oynatmıyorlar. Hemen bir bakıyorum. Türk olmasına 1437 gün kalmış. Yerli futbolcu olması statüsünü kapması için biraz beklemesi gerekiyor kulüplerin. O da sanırım 1600 gün yani 5 yılla alakalı yani 5 yıl beklemek gerekiyor. Sonra Türk olarak oynatabiliyorsunuz kadroda yabancı futbolculara. Örneğin Fenerbahçe'de Gökçek Bedersoy vardı mesela. Yani Mehmet Aurelio vardı. Onlar 5 yıl oynayınca Türkiye'de ondan sonra Türk olarak şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alabiliyorlar. Toplamda çok 75K'lık bir gelir elde etmişler. Düşük bir gelir. Yani aldıkları ve sattıkları iki oyuncu almış zaten. İki oyuncu satmış. Hemen kadro değerlerine bakalım.
4,3 milyon avroluk bir kadro değeri var. Finansı da ortalamanın altında gözüküyor Konyaspor'da. Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş 7. sırada şu an için. Beşiktaş transfer sezonu nasıl geçirmiş? Hemen Ertuğrul Sağlam menajerleri. Ertuğrul Sağlam bakalım neler yapmış. Evet, Alexander Tuşev'i 450 bin avroya almış. İyi bir oyuncuya benziyor. Zaten 4 maçta oynamış. Aydın Karabulut da 1K'ya göndermiş. Toplam 450 bin avro harcamış. 1K'lık bir gelir elde etmiş. Yani toplamda 449 bin avroluk bir açığı var transferde. Bilgilere hemen gelecek olursak 35 milyon euroluk bir kadro değeri var. Gayet iyi. Finansı da ortalamanın altında gözüküyor. Muhtemelen Avrupa maçlarıyla finansını toplayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ankaragücü'ne gelecek olursak Ankaragücü flash bir takım. Yani şu an çok iyi başlamışlar. Normalde bu kadar iyi beklemiyordum. Hans Peter diye bir menajerle yollarına devam ediyorlar. Yabancı bir menajerle. Onu Acar'ı Adıyamanspor'a özür dilerim göndermişler. Serbest transfer olarak Emre Güngör'ü 100K'ya satmışlar. Muhammed Hanefi ve Özer Hurmacı'yı zaten Ankaraspor'a baktığımızda bunları görmüştük. Bu transferlere girmiyorum. Toplamda bir 475K'lık açıkları var. Hemen kadro değerlerine bakıyorum. 11 milyon 250 bin avroluk bir kadro değeri var. Gayet iyi. Finans durumu ortalamanın altında. Bu sene bakalım medyan tahmini 13. sırada bitirmeleriymiş. Şu an 6. sırada başarılı bir sezon geçiriyorlar. Fenerbahçe'ye gelecek olursak Fenerbahçe tabii iyi başlayan kulüplerimiz arasında gözükmüyor. Bizim de en büyük rakibimiz. Şu ana kadar bir mağlubiyeti ve bir beraberliği var. Buradan 5 puanlık bir kaybı var. Bu bizim işimize geliyor tabii şampiyonluk için. Hemen tıklayalım Fenerbahçe'ye bakalım. Öncelikle kim yönetiyor? Tabii o dönemin efsanevi teknik direktörleri Fenerbahçe için, Fenerbahçe taraftarları için konuşuyorum. Zico vardı. Zico yönetiyor takımı. Bakalım Zico neler yapmış. Deniz Barış'ı bedavaya göndermiş Rostock'a. Bir de Kemal Arslan'ı 400 bin avroya satmış Gençler Birliği'ne. Tamamen aldığı oyuncu yok. Kadro değerlerine bakarsak 66 milyon euroluk bir transfer diyorum, özür dilerim. Kadro değeri mevcut. Tabii çok iyi oyunculara sahip şu an. Finansı da ortalamanın altında gözüküyor Fenerbahçe. Şimdi Gençler Birliği'ne geldik. İlk dörde geldik. Avrupa kupalarına gitme yolunda hani favori kulüplerden diyeyim ilk 4, ilk 5, ilk 7. Bunlarla biz çekişeceğiz. O yüzden bunlar biraz önemli. Hemen önce teknik direktörüne bakıyoruz. Fuat Çapa'yla çalışıyorlar. Fuat Çapa iyi bir başlangıç yapmış. Acaba nasıl bir transfer geçmişi var? Zafer Çili Kütahyaspor'a göndermişler bedavaya. Hiçbir gelirleri yok. Justo Villar'ı satın almışlar. 1 milyon 100 bin avroya kaleci satın almışlar. Mehmet Topal'ı bizden kiralamışlar. Mehmet Topal 4 maçta 2 asist yapmış bu arada. 7,50 ile oynamış. Kemal Arslan'ı Fenerbahçe'den almışlar. Mustafa Er'i Konyaspor'dan ve Sedat Ağçay'ı da Konyaspor'dan almışlar. Çok büyük bir para harcamışlar. İlk başlangıç için söylüyorum. Tabii 2 milyon şu an günümüzdeki transfer paralarını düşünürseniz tabii ki çok düşük bir para ama hani FM'nin 2008 daha doğrusu 2008 piyasasıyla ve FM'deki ilk başlangıç detaylarını düşündüğümüzde 2,2 milyon avro çok büyük bir para gibi gözüküyor. Biz de tabii büyük paralar harcadık ama bakalım hangimiz şampiyon olacak, hangi kulüp şampiyon olacak. Şimdi bakalım kadro değerlerine. 24 milyon avroluk bir kadro değeri var. Gayet iyi. Finansı da ortalamanın altında para harcadıkları için. Yalnız genç yetenek konusunda gayet iyiler. İyi oyuncular çıkarıyorlar. Kayserispor'a bakacak olursak benim favori kulüplerimden biri. Önce kimin yönettiğine bakalım. Ersun Yanal yönetiyor. Gayet iyi bir menajer. Beğendiğim bir menajer. Gerçi son dönem Fenerbahçe'de tabii kötü gitti ama hani onun öncesinde gayet iyi bir menajer. Bakalım Ersun Yanal kimleri almış, kimleri satmış. Evet, Emre Işık'ı göndermiş bedava Yozgatspor'a. Tevfik Altınok'u Tepecikspor'a göndermiş. Altı oku özür dilerim. Alaaddin Öztekin 8K'ya satılmış. Fatih Karagümrük'e genç yeteneklerini satmış. Ali Üçkulak bunu da satmış görüyorum. 22 milyon avroluk bir satış geliri var. Yalnız aldığı oyuncular gerçekten iyi oyunculara benziyor. Şöyle bir göz gezdirdim ama Winston Parks diye bir oyuncu almış bedavaya 25 yaşında.
200 bin avro değeri var. Henüz herhangi bir maça çıkmamış ama hazırlık maçlarında efsane bir oyun oynamış sanırım. 3 maçta 4 golü gözüküyor. Ramazan Yıldırım'a bakıyoruz. Ramazan Yıldırım tamamen niye alındığını ben çok anlayamadım ama Ersun Hoca'nın bildiği bir şey vardır elbet. Ramazan Öztürk var. 21 yaşında genç yetenek olabilir mi? Olabilir. Bedavaya alınmış gözüküyor. Katalin Mantenu. 2 milyon 800 bin avro vermişler buna. Orta sahanın solu ve ortasında oynayabilen bir oyuncu. Pas değeri çok yüksek. Yani iyi bir topçuya benziyor. 4 maçta zaten 1 gol, 2 asist, 3 gole katkıda bulunmuş Kayserispor adına. Resul Dege. Bakalım, bunu da Küçükçekmecespor'dan almışlar. Gayet iyi bir oyuncuya benziyor ama biraz yaşlı tabii. Uğur Kavuk iyi bir oyuncu. Gerçekten defansta iyi oynayabilecek bir oyuncu. 55K almışlar. Tahir Funcuoro defansa yine bir transfer yapılmış ve Gökhan İnler'e 475K almışlar. 4 maçta 1 golü var. Gerçekten benim haberim olsaydı ben bunu alırdım. Ama iyi bir transfer yapmışlar. Bakalım Gökhan neler yapacak. Toplamda 3,5 milyon avro harcamışlar. 22K'lık bir gelirleri var. Hemen kadro değerlerine bakalım. 9,25 milyon euroluk bir kadro değeri var. Ve finansı ortalamanın altında geçer gözüküyor FM'de. Bursaspor'a gelecek olursak, Bursaspor şu an ikinci sırada. Gerçekten yani beklemediğim bir performans sergiliyorlar. Hemen menajerine bakmak istiyorum. Bülent Korkmaz yönetimindeler. Transfer politikası nasıl olmuş diye bakacağız. Evet, Mehmet Yılmaz'ı 7K'ya Değirmendere Spor'a satmışlar. 19 yaşında. Ozan Has'ı, 22 yaşındaki Ozan Has'ı Diski'ye göndermişler. Ve Koray Öztürk'ü 20 yaşında Bozüyükspor'a göndermişler. Toplamda 29K'lık bir para bir gelir elde etmişler. Ve İlhan Demirci'yi, gurbetçi oyuncu İlhan Demirci'yi almışlar. Ben bunu listeme ekleyeceğim. Bu oyuncu ileride iyi bir oyuncu oluyor. Evet, o da 22K'ya kadroya katılmış. Şimdi normalde evet, 5K'lık mı 7K'lık bir gelir elde etmişler. Kadro değerine bakacak olursak 9,25 milyon avroluk bir kadro değeri var. Ve finans ortalamanın altında gözüküyor. Ve kendi kulübümüze, yönettiğimiz kulübe geliyoruz. Galatasaray'a geliyoruz. Galatasaray'ın menajeri zaten biziz. Ona bakmaya gerek yok. Hemen transfer politikamız nasıldı? Ne harcadık, ne aldık, ne sattık? Onlara bakacağız. Evet, toplamda 32K'lık bir gelir elde etmişiz ve 1 milyon 400 bin avroluk bir para harcamışız. Hemen bakalım kimlere sattık. Mehmet Düz'ü sattık. 18K'ya sattık. Halen değeri 18K, gayet iyi. Dinçer Akdemir'i 14K'ya satmışız. 14K. Özcan'ı, özür dilerim. Boğdan Stanku'yu, Mehmet Topal'ı, Mehmet Güven'i, Serdar Kesici'yi, Fırat Kocaoğlu'nu, Pablo Piatti'yi, Barış Özbey'i, Serkan Çalık'ı ve Diego Bonanotte'yi kiralık olarak göndermişiz. Toplamda 32K'lık bir gelir elde etmişiz. Hemen satın aldığımız oyunculara bakalım. Muhammed Kallon'u almışız serbest transferde. Şu an için 1 milyon 200 bin avroluk bir değeri var. Bir şanssız sakatlık geçirdi sadece. O yüzden oynayamadı Muhammed Kallon. Medo diye bir oyuncu aldık. 240K'ya almışız. Şu an değeri 325K. Gayet iyi. Gelişimi de iyi. Bu oyuncu belki önümüzde Melo olacak. Galatasaray'ın Melo'su olacak diye düşünüyorum. Ben öyle tabir ediyorum. Bakacağız, gelişimini takip edeceğiz. Ama fiyat artışı gayet güzel. Boğdan Stanku'yu 350K'ya aldık. Şu an 350K değerinde. 4 maçta 1 golü var. Gayet iyi. Büyükşehir Belediyespor'da olduğu için gelişimini göremiyoruz ama hani teknik özelliklerini veya fiziksel özelliklerini, zihinsel özelliklerini yani bir puan dahi arttırsa bizim yararımıza, çünkü kadroda oynayamayacak bir oyuncuydu. O yüzden şu an için onun gelişimi bizim gelişimimiz demek. Diego Bonitti'yi River Plate'ten satın aldık. 40K verdik. Şu an 40K değerinde. Ordu Spor'da herhangi bir maça çıkamamış. Ordu Spor'da oynayamamış. Pablo Piatti'yi aldık. Pablo Piatti'yi 170K'ya aldık. Şu an değeri 170K. Şu an River Plate'te oynuyor. 3 maça çıkmış. 7 puanla oynamış. Cucak'ı aldık. Cucak 210 bin avroya aldık. Şu an 450 bin avro değerinde.
henüz gelişim gösterememiş. Fiziksel veya teknik özelliklerini veya zihinsel özelliklerini geliştirmemiş. Ama 4 maçta 2 gole katkı sağlamış. Ve Avrupa'da da bir golü var. Gayet iyi top oynuyor. Gelişirse de gayet iyi paralara satacağız bunu. Ve Mika Altaylı'yı aldık 350K'ya. Mika Altaylı da şu an 4 maç çıkmış. Henüz gol ve asist katkısı yok. Ama gelişim olarak gayet iyi. Şu an 350K değerinde. Zaten diğerinde gözüküyor. Bir de şurada Altidore'u aldık. Bu 1 Ocak'ta gelecek bize. 1 Ocak'ta kadroya dahil olacak. Şu an kendi liginde 6 maçta 2 gol atmış. 7.33 oynamış. Gayet iyi. Bunu da gelir gelmez hemen kiralayacağız. Baktığımız zaman kadro değerimize bir bakalım hemen. 50 milyon euroluk bir kadro değerimiz var. Finansımız da ortalamanın altında gözüküyor. Hemen ben finans detayına da bakacağım şuradan. Evet, gördüğünüz gibi kızarmaya başladık. Bunlar artık tabii yeşile dönmek zorunda. Yeşile döndürmemiz lazım. Döndüremezsek eğer finansal sıkıntılar yaşayacağız ya da borç alacağız. Maç kazandıkça işte kupalara gittikçe bunları veya oyuncu sattıkça bunları bu kırmızı olan tabloyu yeşile çevirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Manisaspor'la maçımız var. Ben dediğim gibi burada sadece transfer sezonun, daha doğrusu Süper Lig'in takımlarındaki transfer durumlarını değerlendirdim. Böyle bir video olacağını zaten söylemiştim bir önceki videoda. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım. Öneri, destek ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.